Herkese merhaba arkadaşlar. Yaş problemleriyle birlikte olacağız bugün. Yaş problemlerinden bir ya da iki tane soru geliyor ama Sayıkesir kadar çok gelmiyor. Sayıkesir Allah ne verdiyse hep oradan geliyor arkadaşlar. Yaş problemlerinde dikkat etmemiz gereken bir iki nokta var. Oldukça kolay. En zor sorular da Sayıkesir'den geliyor bu arada. Zaten kesir problemlerinde ve yaş sayı problemlerinde çıkmış sınav sorularının benzerlerini çözmeye çalıştık arkadaşlar ki iyice otursun diye. Yaş problemleri genellikle kolay sorular. Çok fazla öğrenciler tarafından çözülememezlik yapılmayan sorular. Yani birçok öğrencimiz bu soruları çok kolay bir şekilde çözüyor. Oldukça eğlenceli, keyifli. Bilmemiz gereken yaş farkının sabit olduğudur. Onun dışında çok önemli bir şey yok. Kayda değer bir şey yok. Yapıştırın gitsin, sıkıntı olmuyor zaten dedikten sonra hemen başlayalım. Şimdi yaş problemleri demiş. Biz de dediği yerden yürüyelim. Bir annenin bugünkü yaşı kızının bugünkü yaşının 5 katıdır. Hemen şöyle yapalım mı arkadaşlar? Bir tane annemiz olsun, bir tane de kızımız olsun. Kızımızın yaşı x ise annemizin yaşı nedir arkadaşlar? 5x'tir. Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde yani kız büyüdü, 5x yaşına geldi. Ne kadar yıl büyüdü arkadaşlar? 5x eksi x eşittir 4x yıl büyüdü. Anne de tabi büyüyecek 4x yıl kadar. Anne toplam kaç x yaşına geldi? 9x yaşına geldi. Geldiğinde yaşları toplamı yani şurası 14x eşittir 112 miymiş? Aa güzel, her tarafı 14'e bölelim. Her tarafı 14'e bölelim. X'imiz ne gelecektir arkadaşlar? Pardon arkadaşlar, burası 12 ya, hiç demiyorsunuz siz de. X ne gelecektir? 8. Kızının bugünkü yaşı kaçmış arkadaşlar? 8 yaşındaymış. Devam edelim. Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 6 katına eşitmiş. Hemen yazalım. Annemiz varmış. 2 tane de neyimiz var arkadaşlar? Çocuğumuz var. Diyor ki bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 6 katına eşitmiş. İki çocuğu X ise anne nedir? 6X midir? 8 yıl sonra anne 6x artı 8 yaşında olur. İki çocuğun yaş farkı değişmez, yine x olur. 8 yıl sonra annenin yaşı, çocukların yaşları farkı toplamı 71'miş. Yani bunların toplamı neymiş arkadaşlar? 71'miş. Burası ne yapacaktır? 7x. Karşıya attık. 63. X eşitlerine geldi arkadaşlar? 9. Güzel. Adam ne istemiş bizden? Çocukların yaşları farkı kaçtır demiş. X'i istemiş. X'i zaten 9 olarak ne yaptık? Biz bulduk. Sıradaki sorumuza geçelim. 5 çocuklu bir aile. Çocukların 5 tane çocuk varmış arkadaşlar. 5 çocuk. Anne vardır. Bir de baba vardır. Bakalım. 5 çocuklu bir aile. Çocukların ikisinin yaşları toplamı annenin yaşına. Diğer üçünün yaşları toplamı babanın yaşına eşitmiş. He, şöyle diyelim, burası A artı B olsun. Slash burası da C artı D artı E olsun. Baba 3 çocuktu yani C artı D artı E. Anne 2 çocuktu, A artı B. Tamam. Anne baba ve 5 çocuğun yaşları toplamı 120'ymiş. Bakın arkadaşlar, 5 çocuğun yaşları toplamı bu mu? Yani A artı B artı C artı D artı E. E arkadaşlar, anne ile babanın da yaşları toplamı bu geldi mi? Geldi. Ve çarpı 2 eşittir 120 ise A artı B artı C artı D artı E eşittir 60. Baba anneden büyük olduğuna göre annenin yaşının tam sayı değeri en çok kaçtır? Bakın şuradan slash diyelim mi? Anne burası, baba burası mı? Eğer yaşlar birbirine eşit olsaydı 30'a 30 olurdu ama baba anneden büyük olduğu için anne en çok tam sayı olarak 29 yaşında, baba da 31 yaşında olur arkadaşlar. Dedikten sonra devam edelim. Çünkü toplamları verilen bir ifadede sayılardan birinin en büyük olabilmesi için sayılar birbirine en yakın seçilmeli. Geldik buraya. 2010 yılında Fatih'in yaşının Zehra'nın yaşına oranı. Bakın 2010 yılı, 2010 yılı Fatih diyelim, Zehra diyelim. Fatih'in yaşının
Zehra'nın yaşına oranı 3 bölü 4'müş. 2016 yılında Fatih diyelim, Zehra diyelim. Bakın Fatih'in yaşı 3K artı 6 olur. Zehra da 4K artı 6 yaşında olur mu? 6 yıl büyüdüler. Fatih'in yaşının Zehra'nın yaşına oranı yani 3K artı 6'nın 4K artı 6'ya oranı 4 bölü 5'miş. İşler dışlar yaparsam 15K artı 30 eşittir 16K artı 24 olur. Seni bu tarafa, seni bu tarafa gönderirsek 6 eşittir K. Güzel, K'yı bulduk 6. Buna göre Zehra ile Fatih'in yaşları farkı kaçtır? Fatih 6 çarpı 3'ten 18. Zehra 24 yaşındadır. Yaş farkı hiç değişmeyeceği için 24 eksi 18'den ne gelecektir arkadaşlar? Yaş farkımız 6 gelecektir. Dikkat edelim, yaş farkı hiç değişmiyor. Adam şöyle bir şey sormuş. Fatih ile Mehmet'in yaşları toplamı güzel. Şöyle bir Fatih diyelim. Şöyle bir Mehmet diyelim. Fatih X yaşında olsun, Mehmet Y yaşında olsun mu? Tamam. X ile Y'nin toplamı kaçmış arkadaşlar? 35 miymiş? Fatih Mehmet'in yaşındayken yani şu yaştayken ne kadar zaman geçer arkadaşlar? Y eksi X zaman geçer. Bunun için de aynı zaman geçecek. Yani Y eksi X zaman geçecek. Burası 2Y eksi X olacak. Fatih Mehmet'in yaşındayken yaşları toplamı bakın şu anda yaşları toplamı ne oldu? 3y eksi x eşittir 29 oldu. 29'sa Mehmet'in yani adam bizden y'yi istiyor. Ya ben bu iki ifadeyi taraf tarafı toplasam sen gitsen sen gitsen 4y eşittir 64 gelse her tarafı 4'e bölsem y'miz ne gelecektir arkadaşlar? 16 gelecektir. Demek ki Mehmet bugün kaç yaşındaymış arkadaşlar? 16 yaşındaymış. Devam edelim. Geldik sıradaki sorumuza. Bir grubun yaş ortalaması 34'müş. Bu gruptaki erkeklerin yaşları ortalaması 40. Bayanların yaşları ortalaması 30'muş. Şimdi arkadaşlar bir grubumuz varmış. Grubumuzda erkek ve bayanlar varmış. Erkeklere X diyelim, bayanlara Y diyelim. Grubun yaş ortalaması nasıl bulunur? Gruptaki kişilerin yaşları toplamı bölü X artı Y eşittir 34 ise grubun yaş toplamı nedir arkadaşlar? 34X artı 34Y'dir. Grup erkek ve bayanlardan oluşuyor. Erkeklerin yaş ortalaması 40 ise erkeklerin yaşları toplamı 40X. Bayanların yaş ortalaması 30 ise bayanların yaşları toplamı 30Y'dir. Bunlar grubun yaş toplamını oluşturmaz mı? Aynen öyle. 40x artı 30y eşittir. 34x artı 34y. Düzenleyelim. X'i bu tarafa, y'yi bu tarafa atalım. 6x eşittir. 4y'den 3x eşittir. 2y olur. Adam bizden ne istiyor? Grubun sayısı, gruptaki kişi sayısı iki basamaklı bir sayıdır. Tamam. Grubumuzda 2K kadar erkek, 3K kadar bayan var. Yani grubumuz 5K mıdır? Güzel. Grubun sayısı iki basamaklı bir sayı olduğuna göre kadınların sayısı en çok kaç olabilir? Kadınların sayısının en çok olabilmesi için grubumuz iki basamaklı en büyük sayıya eşit olmalıdır arkadaşlar. 95 midir? Öyleyse 95'i 5'e bölersek K'yı buluruz. 95'i hemen şurada 5'e bir bölelim arkadaşlar. 95 bölü 5. Bir kere var 5. Ne kalacaktır? 45. 9 kere var. Demek ki K'mız kaçmış arkadaşlar? 19. Bayanlarımız Y miydi? Y yani 3 çarpı 19 kadar bayanımız vardır. Yani 57 tane bayan vardır en çok. Devam edelim. Geldik sıradaki soruya. Aşağıdaki grafik annenin yaşı ile ikizlerinin yaşları toplamını göstermektedir. İkizlerimiz 24 yaşındaymış. Yaşları toplamı 24'müş. Demek ki
36'dan 12'yi çıkartırsam annemiz 24 yaşında anne olmuş. 24'ü 2'ye böldüm çünkü ikiz ya bunlar arkadaşlar. 2 2 büyür ya, anne 24 yaşında anne olmuş. Devam edelim. Diyor ki grafiğe göre ikizlerin doğumundan kaç yıl sonra annenin yaşı ikizlerin yaşları toplamının iki katı olur. Yani x yıl sonra, x yıl sonra anne 24 artı x yaşında olsun. İkizlerin yaşları toplamı da ne olacaktır arkadaşlar? 24 artı 2x olacak mıdır? Aynen öyle. Annenin yaşı çok pardon arkadaşlar. Şu şekilde düşünelim. Sen git. Şimdi bakın. X yıl anne büyüdü ya, çocuklar da X yıl büyüdü. Burası 2X oldu mu? Çünkü burayı geçtik. Güzel. Diyor ki kaç yıl sonra annenin yaşı ikizlerinin yaşları toplamının iki katını olur. Burası 2X çarpı 2 eşittir 24 artı X. Buradan 3x eşittir 24, x eşittir 8. Demek ki 8 yıl sonra annenin yaşı ikizlerin yaşları toplamının 8 2 katına eşit olacaktır. Devam edelim. Hasan'ın yaşıyla ilgili aşağıdaki bilgiler paylaşılmış. 2019 yılındaki yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşittir. Hasan 2000 yılında kaç yaşında olabilir? Bakın. Hasan'ın ben doğum yılını bilmiyorum ama doğum yılıyla ilgili diyorum ki ya Hasan 2000 AB doğumludur ya Hasan 1900 AB doğumludur. Çünkü Hasan'ın kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Hasan 2000 AB doğumlu olsun. Peki 2019'daki yaşı nedir? 2000 AB midir? 2019 eksi 2000 AB. Yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşittir. Yani 2 artı A artı B midir? Tamam, sen gitsen. Burası ne olacaktır arkadaşlar? 19 eksi AB olacak mıdır? Bu da 2 artı A artı B. Şimdi Hasan'ın doğum yılını bilmiyorum ya. 2000'liymiş gibi düşünüp çözüyorum. Burası ne yaptı? 19 eksi 10A eksi B eşittir 2 artı A artı B. Düzenleyelim burayı arkadaşlar. Burası 17 eşittir 11A artı 2B. Ya diyorum ki A1 olursa 11, B3 olursa 17 yapar. Yani adam 2000 13 ile olursa yalan. Peki 1900'lü yıllarda da olsun öyleyse 2019 eksi 1900 AB eşittir 1 artı 9 artı A artı B. Bakın arkadaşlar burayı çözümlersem burası 2000 midir? Artı 19 eksi 1900 eksi 10A eksi B eşittir 10 artı A artı B. Çözümleme yaptım sadece. Şimdi düzenleyelim. Bununla bu giderse 100. Hatta şöyle direkt 119 yazalım arkadaşlar. Şunu silelim. 19'u da ekleyelim. 119 eşittir. Burada da 10 varmış. Keşke bunu da düzenleseydik. Yani 109 olsun mu burası? Şu 10'u da attık. Eşittir 11A artı 2B. Ya diyorum ki A9 olsun. Şimdi sallıyoruz. A9 olsun. 99 çıkartıyorum 99'u. Ne oldu? B'miz 5. Demek ki 1995 doğumlu olabilir Hasan. Özür dilerim. 9, 95'ti olabilir. Şuradaki bir yok aslında arkadaşlar. 2000 yılında 2000 eksi 1995'ten 5 yaşında olabilir.
Devam edelim. Devam etmeyelim. Evet arkadaşlar, yaş problemleriyle ilgili de soru çözümlerimizi yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.